Değerli arkadaşım merhabalar. Artık çarpanlara ayırmanın sonlarına doğru geliyoruz. Bu dersimizde artık ÖSYM tarzı testlerden bahsedeceğiz. Çarpanlara ayırma ile ilgili ÖSYM hangi tarza sorular sorabiliyor? Onlardan biraz bahsedelim ve örneklerimizin çözümlerine başlayalım. Şimdi geometrik şekillerin çevre, alan ve hacim formüllerinden yararlanma. Gelin bunları bir hatırlayalım. Biz karenin alanının x kare ve çevresinin 4x olduğunu biliyoruz. Dikdörtgen de arkadaşlar uzun kenarla kısa kenarının çarpımının alanı verdiğini çevresini zaten 2x artı 2y olduğunu da biliyoruz. Tabi bu küp olduğunda hacim ne oluyor arkadaşlar? Hacim genelde prizmalarda taban alanı çarpı yükseklikle bulunuyor. E, tabanımız kare olduğundan dolayı alanı zaten x kare. E yüksekliğimiz de arkadaşlar küp olduğundan dolayı arkadaşlar yüksekliği de x. x kare ile x'i çarparsam x küp oluyor tabii ki hacim. Alanına bakacak olursam bakın karenin bir, bir yüzünün alanı ne olacak arkadaşlar? Bakın küpün bir yüzünün alanı x çarpı x'ten x kare olacak. Küp 6 tane yüzden oluştuğundan dolayı bu, yüzlerin her biri de birbirine eşit arkadaşlar. Dolayısıyla alanda 6x kare olacaktır. Şimdi aşağıda bir kenarı, bir kenarı x santim olan kare şeklindeki bir resmin dikdörtgen şeklindeki panoya asıldıktan sonraki durumu verilmiştir. Buna göre dikdörtgen şeklindeki panonun alanını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu mesafenin kare olduğundan dolayı bakın bu x olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben şimdi dikdörtgen şeklindeki parçanın alanını nasıl bulacağım? Kısa kenarla uzun kenarda bulmam lazım. O zaman bakın şurada şuradaki mesafe uzun kenarı değil mi? Ne bu? x artı 6. Şurası. x artı 6. Peki n'i bulalım arkadaşlar. E o zaman bakın şurası da x olacağından dolayı çünkü bu kare. Dolayısıyla şöyle x artı 2 olacaktır. Değil mi? O zaman alanı ne olacaktır? X artı 6 çarpı X artı 2 olacaktır arkadaşlar. Şimdi bir başka örneğimize geçelim. Kenar uzunlukları şekil üzerinde verilen mavi ve sarı dikdörtgen kenarları çakışacak şekilde birleştiriliyor diyor. Toplam alana bakacağız. Şimdi arkadaşlar bakın bu sol taraftaki üstteki mavi alan A çarpı X. Kısa kenarla uzun kenarı çarptık. E, alttaki arkadaşlar küçük dikdörtgenin Kısa kenar ile uzun kenarına çarptım. Alanını buldum. A çarpı Y. Sağ taraftakilerin de benzer şekilde X çarpı B ve Y çarpı B. Bunların tepsini topladığım zaman ben toplam alanı verecek. Dolayısıyla AX artı AY artı XB artı YB olacak. AX ile AY arasındaki ortak çarpan A olduğundan dolayı A ortak parantezine alabiliriz. Bakın şunlarda. A ortak parantezini aldım. Ne kaldı? X artı Y kaldı. Sağ tarafta da B'ler ortak. B ortak parantezine alırsam yine x artı y oldu. E, dolayısıyla her iki ifadede de ortak olan çarpan arkadaşlar x artı y olduğundan dolayı x artı y ortak parantezine aldığımda ne kalacaktır? A artı B kalacaktır. Şimdi örneklerimizle ne yapalım? Öğrendiklerimizi destekleyelim. Aşağıda 4 dikdörtgensel bölgeye ayrılmış bir dikdörtgen verilmiştir. Şekildeki her dikdörtgensel bölgenin alanı içine yazılmıştır diyor. AxKLMN dikdörtgenin alanı yani büyük dikdörtgenin alanı Ç, x de KLMN dikdörtgeninin çevresi olduğuna göre bu ifadenin en sade halini yazınız diyor. Demek ki önce ne yapacağız arkadaşlar alanı bulacağız. Şimdi x kare eksi bir neyden neyin çarpımından gelir arkadaşlar? X ile x'e e, özür diliyorum şöyle iki kare farkından dolayı şimdi bir birin karesi demek değil mi? A kare eksi b kare yani x eksi bir çarpı x artı 1. Şimdi burada tabii şöyle soru aklınıza gelebilir. Hangisi x eksi 1 olacak? Yani şurası mı x eksi 1 olacak? Yoksa şurası mı x eksi 1 olacak? Şimdi ona şöyle karar vereceğiz. Şimdi sağdaki arkadaşlar ifadeyle şöyle dörtgensel bölgeyle bir kenarları ortak değil mi? Bak şurası ortak değil mi? Dolayısıyla bak bunun çarpanlarına ayıracak olursam her ikisinde de x'ler ortak. Dolayısıyla x parantezine alırsam x çarpı x eksi 1. Bakın şu kısım ortak olduğundan dolayı Ortak olan ifadeler ikisinde de x eksi 1. E, o halde ben şuradaki kısa kenara x eksi 1 değil. O zaman bak şurası da ne oldu? x artı 1 oldu. Şimdi Arkadaşlar şuraya zaten x eksi 1 dedik. Şuraya x eksi 1 dedik. E, o zaman buradaki x parçası neresi olmak durumunda? Tabii ki burası olmak durumunda. O zaman bak burası da x, burası da x. Bunun e, alanı nasıl x kare olmuş? Arkadaşlar demek ki buradaki... Ee, uzunlukta ne olacak? X olsun ki X ile X'i çarp, çarparak X kare elde edilsin. Şimdi burada da yine X'ler ortak olduğu için X çarpı X artı bir ifadesi gelmiş olacak. Biz zaten buradaki ifade uzunluğa X demedik mi? E o zaman burası da bak X olacak. Haliyle burası da X olacak. Değil mi? Burası X. Yani X artı bir olan demek ki şurasıymış. Şimdi e, büyük dikdörtgenin Alanını nasıl bulacağım? Kısa kenarla uzun kenarını çarpacağım. Bak kısa kenarı 2x-1 oldu. Uzun kenarı da 2x artı 1 oldu. O zaman 2x-1 ile 2x artı 1'i çarpacağım. Bölü çevresini bulalım arkadaşlar. Bunun çevresi de bakın ne olacak? Çevresi de kısa kenarla uzun kenarı toplarım. 2x artı 1 ile 2x eksi 1'i toplarsam ne olur? 4x olur. E bir de bunu 2 ile çarpmam lazım. Çünkü bu kısa ken uzun kenarlardan iki, ikişer tane var. O zaman 8x olacak. bir de burada neyimiz var arkadaşlar? Eksi 4'ümüz var. Şimdi paydada da şu ikisini 8'ler 4 ortak parantezine alacak olursam paydayı ben şöyle yazabilirim. 4 ortak parantezine aldım. 2x eksi 1 kaldı. Şimdi bakın 2x eksi 1'ler de Yukarıdaki 2x 1 ile paydadaki 2x 1 birbirini götürdü. Yukarıda sadece 2x artı 1 kaldı. Paydamızda da sadece 4 kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla en sade halini bu şekilde bulmuş olduk. Örnek 2'ye bakalım. Benden önce muhakkak dene. M tane mavi top her kolide x artı 5 tane olacak biçimde. Tamam. Her birinde x artı 5 tane olacak. Ve 2x artı 4 adet koliye konulduğunda. Şimdi arkadaşlar mesela her birinde 3 tane olmuş olsa ve 4 tane koli olsa toplamda kaç tane e, top olur? 3 çarpı 4 dersin. Değil mi? E, o zaman arkadaşlar buradaki sayılar x artı 5'te 2x artı 4 olması yapacağım işlemi e, 4 işlemden bir tanesini değiştirmez ki. O zaman ne, ne diyeceğiz arkadaşlar? Mavi toplar demek ki x artı 5 çarpı 2x artı 4 tane olacak. Konulduğunda 4 adet de artıyormuş. He, demek ki 4 tane de fazladan varmış. Tamam. K tane yeşil top her kolide 2x-1 eksi tane olacak biçimde x artı 4 tane adet kolyeye konulduğunda 7 top artıyor. Şimdi k'yı da bulalım. O zaman ne yapacağım? 2x-1 ile x artı 4'ü çarpacağım. 7 tane de arttığı için bakın bu şekilde yapacağım. E bize ikisinin oranı istenmiş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu ikisini oranlayacağız. Yukarıdaki ifadede biraz düzenleme yapalım. x artı 5 ile 2x e, artı 4'ü bir çarpalım. 2x ile x'i çarparsam 2x kare. x ile 4'ü çarparsam artı 4x. Şimdi 5 ile 2x'i çarparsam 10x. 5 ile de 4'ü çarparsam 20. 4 de burada var. Artı 24 diyorum direkt. Hatta e, yerden de kazanmak için arkadaşlar 10x ile 4x'i toplarsam bu araya da ne yazayım 14x artı 24 yazalım şunu. 14x artı 24. Ayda'ya bakalım şimdi. Aydamızda da bakın 2x ile e, x'i çarparsam 2x kare. 2x ile 4'ü çarpacağım 8x. Eksi 1 ile x'i çarpacağım eksi x. Eksi 1 ile e, artı 4'ü çarpacağım eksi 4. Bir de artı 7 var. Şimdi paydayı düzenleyelim. Paydamızda da 2x kare. Şurası 7x. Şurası da artı 3 oldu sanırsam. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle 2x kare artı 7x artı 3. Evet. Ve yazacağım. Şimdi yukarı taşıyabilecek olursak 2x kare artı 7x artı 3 arkadaşlar. Şimdi çarpanlarına ayırmayı deneyeceğim. Şimdi yukarıda bize kolaylık olması açısından arkadaşlar bir iki ortak parantezini alayım. Çünkü yukarıda hepsinde bütün ifadelerde iki çarpanı var. İki çarpanla iki ortak parantezini aldım. x kare artı 7x artı ne oldu arkadaşlar? 12 olmuş oldu. Aydadaki ifadeyi de yine çarpanlarına ayıracak olursam 2x'e x şeklinde ayırdım. Dolayısıyla bakın 3'e 1 şeklinde ayırırsam çapraz çarparsam 6x... 1x de buradan geldi. 7x yani ortanca terimi verdi. Ama yazarken düz yazıyorduk. Yani 2x artı 1 çarpı x artı 3 şeklinde yazabilirim. Bakın yukarıdaki ifadeydi. Çarpımları 12. Toplamları 7 olacak şekilde 2 tane sayı. Nedir bunlar? Tabii ki 3 ile 4. O zaman 2 kaldı burada. x artı 4 çarpı x artı 4 çarpı x artı 3 şeklinde yazdım. Faydamız da, da 2x artı 1 çarpı x artı 3 geldi. Bakın x artı 3'ler burada ortak. E, x artı 3'ler birbirini götürdü. 2 ile de dağıtacak olduğu zaman arkadaşlar cevabımız ne gelmiş oldu? 2x artı 8 bölü Paydamızda da 2x artı 1 gelmiş oldu. İkinci örneğimize bakalım. x küp artı y küp uzunluğunda ekmeğin 16 birimlik parçasının tamamı şekildeki gibi her biri x birim genişliğinde y tane dilime ayrılmıştır. Bakın her biri x birim genişliğinde. Şöyle düşün. Her biri 3 birim genişliğinde 5 tane dilim olsa. Bu kaç birim olur? 15 birim olur. Değil mi? Yani sen ne yaptın burada? 3 ile 5'i çarptın. E o zaman burada da x ile y'yi çarpacağız. Aynı şey. x çarpı y. Birimmiş. Tamam. E zaten bana birimi arkadaşlar... 16 olarak vermiş. O zaman bu x çarpı y'nin 16 olduğunu söylemez mi bize? Evet. Şimdi devam ediyorum. x artı y 8 olduğuna göre ekmeğin kesilmeden önceki uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın x küp artı y küp var. Ve x artı y'nin de bak x artı y'nin de 8 olduğunu biliyorum. O zaman küp açılımından x küp artı y küp neye eşitti? Neye eşitti? x artı y'nin küpü Eksi 3x çarpı y çarpı x artı y ile. Şimdi ben x küp artı y küpünün zaten kaç olduğunu biliyorum arkadaşlar. Heh, bunu arıyorum. Tamam. Bunu arıyoruz. Bunu arıyorum zaten sol tarafa. Şimdi x artı y'nin ben 8 olduğunu biliyorum. O zaman burası 8'in küpü yaptı. Eksi 3 çarpı x çarpı y'nin de 16 olduğunu bulduk. yukarıda. Çarpı x artı y yerine de yine ne yazıyorum arkadaşlar? 8 yazıyorum. Şimdi burada ee, 8'in karesi 8'in karesi ne yapar? Da böyle mi yapalım? Şu şöyle yapalım. Şimdi 16'yı 8 çarpı 2 olarak yazayım. Buradaki 8'de 8'i çarparsam 8'in karesi gelir. Burası 8'in küpü eksi 3 çarpı hatta şurada 2 çarpanı var. 3'te de 2'yi çarparsak buraya 6 yazalım. 6 çarpı 8'in karesi olmuş. Her iki ifadede de arkadaşlar 8'in karesi ortak olduğundan dolayı 8'in karesi ortak parantezini aldım. 8 eksi sağ tarafta da 6 kaldı. Bakın burası da 2. 8'in karesi 64. e Bir de bunu 2 ile çarparsam cevabımızı 128 olarak bulmuş oluruz. Umarım işlem hatası yapmadık. Ve dördüncü son örneğimize bakalım ifadesi çarpanlarına ayrılırken biz bu ifadenin nasıl çarpanlara ayrıldığını zaten biliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Modellemesi kullanılır demiş. Mustafa Öğretmen çarpanları 2x-1, x-3 ve x-1 terimlerinin her biri olan ikinci dereceden ifadeleri yukarıda verilen çarpanlara ayırma yöntemini kullanarak aşağıdaki gibi tahtaya yazmıştır diyor. Mustafa Öğretmen Eylül'den boş bıraktığı her bir kutunun içine yazılacak sayıları bulmasını istemiştir. Şuradaki dört tane kutu. A ve B farklı sayılar olduğuna göre. A ve B Farklı sayılar olduğuna göre, tamam. Ee, Eylül'ün bulduğu sayıların toplamı kaçtır? Burada a'lar, b'ler hangileriydi? Tamam. A dediğimiz x'in x kare'nin katsayısı, b dediğimizde x'in katsayısı arkadaşlar. Tamam. Şimdi şurası bak katsayı x kare olduğu için, yani x kare'nin katsayısı birinci dereceden. O zaman arkadaşlar ben demek ki x eksi 3 ile x eksi 1 çarpmışım. ki birinci dereceden gelsin. 2x eksi 1 olmuş olsa e, o zaman arkadaşlar 2x ile x'li bir şey çarparsam 2x kare olacak ya. Dolayısıyla baş katsayı 2 olamayacak. E, 1 olamayacak özür diliyor. Yani burada bu ifadede kesinlikle x eksi 1 ile x eksi 3 çarpılmıştır. E, ben bunları bakın dağıtma işlemi yapacak olursam ne olur? x kare nereye yazayım? Böyle alt tarafı yazayım. x kare eksi 3x eksi x artı 3 olur. Düzenleyecek olursam x kare eksi 4x artı 3 gelmiş oldu. Ha, demek ki boş kutularda yazan ifadeler ne arkadaşlar? Böyle x kareden sonra eksi 4 ve artı 3. Eksi 4x diye. O yüzden bak şuraya eksi 4 yazarsam eksi 4x artı 3. Bunları bulduk. Şimdi e, şuraya bakalım. Burada hangisi kullanılacak? 2x-1 ile x-3 mü kullanacak? 2x-1 ile x-1 mi kullanacak? Bilmiyorum. Biz diyelim ki 2x-1 ile x 3ü kullandık arkadaşlar. Olmazsa diğerini kullanacağım. Olup olmadığını da nereden anlayacağım? Burada A ve B sayıları birbirinden farklı diyordu ya. Oradan anlayacağım arkadaşlar. Eğer burada A ve B sayıları bu çarpımda aynı geliyorsa o zaman 2x-1 ile x-1 deneyeceğim. Tamam. Ama tutarsa zaten tutmuştur. Herhangi bir şeye gerek yok. Şimdi bakın buradaki açılımı yapacak olursam 2x ile x'i çarparsam 2x kare 2x ile eksi 3'ü çarparsam eksi 6x eksi 1 ile x'i çarptım eksi x eksi 1 ile eksi 3'ü çarptım artı 3 geldi. Yani 2x kare eksi 7x artı 3 ifadesi gelmiş oldu. Bak buradaki a ve b sayıları a ve b sayıları arkadaşlar a dediğimiz bak şurasıydı B dediğimizde burası 2 ve eksi 7 e birbirinden farklı o zaman arkadaşlar herhangi bir problem yok. E demek ki şuraya ne gelmesi gerekiyormuş Bak, eksi 7 gelmesi gerekiyormuş şuraya da 3 gelmesi gerekiyormuş. E o zaman bulduğumuz sayıları toplayacak olursam şurası eksi 7 idi eksi 7 ile 3'ü topladım eksi 4 eksi 4 ile artı 3'ü topladım eksi 1. Dolayısıyla hepsinin toplamı ne geldi eksi 5 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.